örmeye devam ettim. Buradaki yaka ayrımını yaptıktan sonra birinci modelimi, ikinci modelimi, üçüncü modelimi kurdum. Dördüncü modelimizi kurmaya başladığımızda buradan yaka oyuntusu kesmeye başlayalım. İlk önce 5 tane ilmeğimi kesiyorum. Örgümün arka yönünden. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İçerisinden geçtim. Bir tane kestim. Bir. İkinciyi ördüm içinden geçirerek kestim. Üçüncü ilmeğimi dördüncü beşinci ilmeğimi kestim. Beş tane ilmeğimizi kestikten sonra arkayı gördüğümüz gibi örelim. Ön yüzden örerek geldim. Tekrar arkadayım. Arkada bu kez iki tane ilmeğimi kesiyorum. Birincisini örmeden aldım. Bir kestim. Önce örüyorum, sonra kesiyorum. İki tane ilmeğimi kestikten sonra kalan ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp tekrar önden örerek geliyorum. İlmeklerimi uzattım. Tekrar arkadayım. Bir ilmek kesiyorum. 5 2 1 oldu şimdi. Bir tane ilmeğimi alıyorum. Boş aldım ördüm içerisinden çıktım bir tane kesme işlemi yaptım bu ön sıramızda ilmeğimizi uzattığımız için şimdi iki tane ilmeğimiz olacaktı oradaki uzatma işlemlerini yapıyoruz şimdi yerlerini değiştiriyorum öne alıyorum 2 ilmeğimi de örüyorum uzatma işlemi oldu Diğer ilmeklerimle yine diğerlerini öne alıyorum. Ve diğer ilmeklerimi ise gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ilmek kestik bu sıramızda. 5, 2, 1 oldu. Şimdi burayı bitirdim. Önden de tekrar gördüğüm gibi örerek geliyorum. Yeni modelimizi şuraya kurdum. İki ters ördüm. iki düz ördüm. Ve diğerlerini ters örerek ördüm. Örgümün arkasındayım. Bir taraftan da tabi modelimizi kuruyoruz. Ve oyma işlemimizi de yapmaya devam ediyoruz. Şimdi iki tane ilmeğimi kesiyorum. Bir ve 2 geri kalan ilmeklerimizi örelim bu kestiklerimizi bir yere not edelim diğer tarafta da yani şu yönde de aynı şekilde keseceğiz ee, karıştırmayız sırası ile kesmiş oluruz işte. Evet şimdi çeviriyorum. Yine ön yüzdeyim. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu önümüzdeki modelimizi de bitirdikten sonra yeterli olacak zaten. İki tersim. İki düzüm. Bir tane ilmek kesiyorum. Bu son kesme işlemi. Bir tane kestim. Kalanını örüyorum. Artık kesme işlemi yapmayacağız. Bitirdik. Modelimizi buradaki işlemlerimizi yapalım. Birbiri yönlerine de alalım sonra görüşelim. Çapraz olarak modelimi kurdum. Ön yüzden ördüm. Şimdi arkadan kesiyorum ve yakamızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi keselim. Aynı şekilde diğer yakamızı da çalışalım. Zaten sayılarımız aynı olduğu için Evet. Omzumuzun birini kestikten sonra diğer ilmeğimizi de zaten şişimizde takılıydı. Aynı şekilde ben örmeye başladım. Şöyle görmenizi istiyorum. Yakamızın bulunduğu yerden 5 tane ilmeğimi kestim. Sonrasında bir ilmeğim ve buradaki bakınız aynı sayılarla kesmemizi yapıyoruz ve buradaki modelimizin olduğu gibi kuruyoruz ve yeterli ilmeklerimizi ördükten sonra da omuzumuzu keserek tamamlıyoruz yapmamız gereken işlem yine aynı zaten örgümüzün yönü de e, bu tarafa doğru gideceği için yine kesme işlemlerimizi buradan başlattık ve örgümü gördüğüm gibi diğer omza uygun olarak örüyorum ve aynı sayı ve sıralardaki kesme işlemlerimi tamamladıktan sonra omuzumuzu keselim önümüzle aynı sayıda başlamış olduğumuz ıı, arkamızı aynı şekilde örüyoruz. 1 2 3 dört diş haroşamı ördüm ve üzerine düz ilmeklerim ördüm. Kaç santim ördüğümüze şöyle bakalım. Şişimin tam ilmeğin altından tutuyorum. 20 santim şöyle şişim ilmeğin üzerinden alalım 21 santim olduğunu görmekteyiz 21 santime ulaştığımız zaman artık kollarımızdan oyuntular yapmaya başlayacağız şimdi başa kadar geliyorum ve kol oyuntumuz için e, oyuntularımıza başlayalım silelim bunu Süviterimizin arkasında tıpkı önümüzün sayısıyla birebir eşit olarak Başladım. Aynı şekilde başlayıp haroşalarımı ördüm. Yukarıya doğru ördüm. Şimdi kaç santim ördüğümüzü mezurumuzla ölçelim. İlmeğimin bulunduğu yerden itibaren ölçtüm. 21 santim yeleğimizin uzunluğu. Şimdi kol oyuntusunu oymaya başlayabiliriz. Şimdi ilk bu taraftan sağdan 5 tane ilmeğimizi oyarak başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım, ikinci ilmeğimi örüp içerisinden geçirdim, bir kestim. İkinciyi önce örüyorum, içerisinden geçirip kesiyorum. Üçüncü ilmeğimi yine örüp kesiyorum. Dördüncü ilmeğimi örüyorum ve kesiyorum. Beşinci ilmeğimi de aynı şekilde önce örüp sonra içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde beş tane ilmeğimizi. Örerek e, kestik. Önce ördüm. Sonra diğer ilmeğimin içerisinden geçirdim. Ve sağ taraftaki oyuntumuzu bu şekilde çalıştım. Aradaki ilmeklerimizi örelim. Geri kalan ilmeklerimin tamamını örerek bitirdim. Arkasını çeviriyorum. Arkasından da yine e, aynı işlemimi tekrar ediyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi önce örüyorum. Sonra ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir kestim ikinciyi örüyorum diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum üçüncüyü ördüm dördüncüyü ördüm 5. ördüm 5 tane ilmeğimi burada önce ördüm sonra kesme işlemini yaptım şimdi aradan bütün ilmeklerimi örüyorum kesme işlemimiz henüz bitmedi Sonra birer birer daha iki ilmeğimizi keseceğiz ama bu kez 5 değil 1 1 şeklinde keserek tamamlayacağız. Ön yüzdeyim. 5 tane önce kesmiştim. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi örüp içerisinden geçiriyorum ve bir tane kestim. Kalan ilmeklerimin hepsini düz yönde olduğum için düz örerek bitiriyorum. Tekrar arkadayım. Bir tane ilmeğimi yine örmeden başlangıç ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İçinden geçiriyorum. Bir tane de arkadan kestim. Şimdi bütün ilmeklerimi arka yönde ters örüyorum. Bir kestik bakın toplamda 6 oldu. 5 bir kestik. Birer birer de her iki yönden kestik. 6 kesme işlemimizi yaptık. 7 kesme işlemimiz olacak. Onun için önde bir tane yine arkada bir tane daha keseceğiz. Sonrasında biraz büyütmek için örgümüze devam edeceğiz. Şimdi ilerliyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Yedinci ve son kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi örüyorum ve içerisinden geçiriyorum. Toplamda 7 tane ilmeğimiz bu şekilde kesildi. 5 bir kestik, Bir kestik, Bir kestik, 6 ve 7 oldu. Şimdi bu yönde kesme işlemi bitirdim. Diğer tarafa doğru düz örerek ilerliyorum. Tekrar arka yöne geldim. 7. ve son kesme işlemimi de bu yönden örerek tamamlıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. İçerisinden geçiriyorum ve birer birer ilmeklerimi örüyorum. Evet şimdi kol oyuntumuzu kesme işlemimizi tamamladık. 10 santim olana kadar yukarıdan örelim. Şu kesme işlemimizden itibaren yukarıya doğru 10 santim olsun. Herhangi bir kesme yapmadan ilerleyelim. Kolumu kestikten sonra süveterimin arkasını örmeye devam ettim ve 10 santim arkayı yükselttim. Şimdi işaretlerimi şu şekilde taktım. Buradaki e, büyük de örebilirsiniz, daha küçük de örebilirsiniz. Nasıl bir süveter öreceğiniz tabii ki e, isteğinize bağlı. Burada yapmamız gereken işlem e, kaç ilmeğimiz olursa olsun 3 eşit parçaya burayı ayırmak. Ben 3 eşit parça ayırdım. 15 ilmek, 15 ilmek, 15 ilmek şeklinde ayırdım. Kenardaki her iki ilmeği Omuzlarımı, ortadaki kısım ise yaka oyuntusunu oluşturacak. Şimdi kesme işlemimize başlayabiliriz. Örgümün arkasındayım. Hmm, arkayı dörüyorum. Kol oyuntumuzdan sonra örmeye devam ettim. 10 santim kadar örecektik. Örmüş olduğum ölçüme bakıyorum. Bakınız, şuradan tuttum. Kol oyuntumun ilk başlangıç noktasıyla birlikte tam 11 santim kadar örmüşüm. 10 santim demiştim. 11 santim örmüşüm. Silelim. Kol oyuntumuzu ördüm. Yukarıya doğru devam ettim. Şöyle ölçtüğümde 11 santim örmüş olduğumu görmekteyim. 10-11 santim arası gayet güzeldir. Ve sonrasında şöyle baktığımız zaman 3 iki tane işaretimi koydum ve 3 eşit parçaya ayırdım. Burada ben bu ölçülerle çalışıyorum ama sizler daha büyük çalıştıysanız yapmamız gereken en önemli nokta buradaki ilmek sayısı da üç eşit parçaya ayırmak. Omuzlarımız her iki kenar için orta kısım ise yaka oyuntusunu oluşturacak bölüm. ilmek sayısı hiç önemli değil. Kaç tane olursa olsun ilmeğiniz çok büyükler için örebilirsiniz. Daha birazcık daha büyütmek isteyebilirsiniz. Onun için ilmek sayımız aşağıda fazla başladıysanız illaki burası da tabii fazla olacaktır. Onun için 3 eşit parçaya ayıralım. Ee, sağ ve sol omuzumuzu ortadaki yaka oyuntusu şeklinde olacak şekilde örelim. Önce buradaki sağ oyuntumuzu ben örmeye başlıyorum. Ve ilmek sayımı buradan söylüyorum. 15-15-15 şeklinde 3 tane yani 3'e bölünmüş, 3 eşit parçaya bölünmüş bölümlerim. Şimdi yapmamız gereken işlem buradan kenarlardan omuzumuzu biraz yükseltip bu arayı düşürmek, sonra diğer omuzumuzu tekrar yükseltmek. Ön yüzden devam ediyorum. Ön yüzden ilk ilmeğimi almadan ördüm ve birer birer hiçbir işlem yapmadan işaretmenin bulunduğu yere kadar ilmeklerimi örüyorum. İşareti yanına geldim, ördüm. Arkasını çeviriyorum. Burada kesme işlemi yapmıyorum. İlk sıra bir düz, bir ters, hiç kesme işlemi yapmadan dönüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Başa kadar yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Burada bir yükselti veriyoruz. Başa kadar geldim. Düz ilmeğimi Örmek için çeviriyorum. Yine sona kadar hiç işlem yapmadan ilerliyorum. birinci örmeden aldım, diğer ilmeklerimi örüyorum. İşaretimin bulunduğu yere kadar geldim. Son ilmeğimi ben ters örüyorum. Bitirdim Örgümün arka yöndeyim. Şimdi burada bir tane ilmek keserek başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içerisinden şöyle geçirerek bir tane ilmek azaltıyorum ve arkasından bütün ilmeklerimi örüyorum. Sadece bir ilmek azaldım. arkayı da tersten tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Birer birer örüyorum. Son ilmeklerimi de örüyorum. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. Arka yönden bir ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum ve birinci ilmeğimin içerisinden geçirerek arkamızdaki bu sağ omuzumuzdaki ikinci kesintimizi yapıyoruz ve son kesintimiz artık başka kesinti yapmıyoruz. Başa kadar ilerliyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Arada bakın, şu kadar bir e, mesafemiz oldu. Şöyle görelim oyuntu mesafesi. Şimdi şöyle bakın, yukarıya doğru bu kadar çıktım. İki de ilmek kestiğim için şöyle hafif güzel bir e, mail oldu. Sona kadar düz örüyorum. arkamı çeviriyorum bütün ilmeklerimi ters örüyorum kesme işlemi yapmadık bu sıramızda ve son düz sıramızdayız yeteri kadar yükseltimizi oluşturduk burada bütün ilmeklerimizi kesiyoruz Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İçinden geçiriyorum. Önce örüyorum. Örmediğim ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Örüyorum. Düzeltiyorum. Şu şekilde bakınız. Düzeltme işlemimi yaptım ve kestim. Ve son ilmeğimi de örüyorum. Kesiyorum. Bir tane şöyle zincir çeker gibi yapıp buradan ipimi kesiyorum. Ve sağ omuzumu ipimi sıkıştırdıktan sonra bu şekilde keserek tamamlıyorum. Şimdi yapmamız gereken işlem diğer omuzumuzu da örmek. Onun için bu aradan buradaki görmüş olduğumuz ilmeklerimi keserek devam ediyorum. Bu işaretime geldiğim yerden yine sona kadar devam ediyorum. Buradan şuraya kadar kesiyorum. Burada sona kadar örüyorum. Arkasından tekrar örüyorum. Daha sonra burayı da kesme işlemi kesme işlemlerini başlatarak şöyle buradaki yapmış olduğumuz şu güzel meyili vereceğiz. İpimi alıyorum. Şu işaretimi artık çıkarıyorum. ilk ilmeğimi örüyorum. Ve devam ediyorum. Diğer ilmeklerimden ilkini alıyorum. Arasından geçerek kesiyorum ve e, buradaki ilmeğin çıkmasına müsaade ettim. Hemen tekrar başlatalım sevgili dostlar. Evet, kesme işlemine başlıyorum. Şöyle ipimi aldım. İlk ilmeğimi örüyorum. ipimi de şöyle arkadan tutuyorum ki kaçırmayayım. İkinci ilmeğimi önce örüyorum. Tabi arkadaki ipi isterseniz burada hemen bir düğüm atabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Bakın birinciyi ördüm. Çıkardım. İpimi şöyle arkadan tutup sıkıştırdım. Bu noktada düğüm atabilirsiniz isterseniz. Ben atmayacağım. İkinciyi ördüm. Bu şekilde kesme işlemini yaptım. Bir sonrakini ördüm. Kesme işlemini yaptım. Ve birer birer keserek devam ediyorum. Bakın başlangıç ipimde kestiğim için gayet rahat bir şekilde düğüm atmaya gerek olmadı. Ama kaçaran arkadaşlarımız olursa tabii ki düğüm atmaktan da çekilmesinler. Nihayetinde e, yani işimizi kolay yürümesine bakmamız lazım. Zorlaştıran olmayalım her işlerde olduğu gibi en kolayıyla işlerimizi halledelim inşallah. Arkama kesim işlemini bu şekilde tamamladım. İşaretimi çıkarıyorum. Bir tane de buradan kesiyorum ki burada bir tane ilmeğim olduğu için buranın ilmeği yine geçecek ya yani buradan kestim bu ilmek omuzumuza dahil olacak şimdi başa kadar örüyorum. Sol omuzumuz için çevirdim arkayı yine tersten örüyorum hiç kesme işlemi yapmıyorum Hepsini örüyorum. sert veriyorum boyun için arkadan sürtmesin. Tekrar çeviriyorum. Ön yüzümü örüyorum. Son ilmeğimi örüp çeviriyorum arkaya. Evet burada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sona kadar devam ediyorum. Sonra kadar devam ettim ve çeviriyorum. Diğer tarafta tersten kesmiştik. Burada düzden keseceğiz. Başlangıç yönümüz olduğu için ilk ilmeği örmeden alıyorum ve bir tane örmeden aldığım ördüğüm ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Yani örmeden aldığımın içerisinden geçirdim ve başa kadar ilerliyorum ve birinci kesme işlemini tamamladık. Bir tane daha keseceğiz. Çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. ilmeklerimin tamamını ters ördüm şimdi ikinci kesme için ön yüzü çeviriyorum ve bakın şu oyuntudan giderken kesme işlemi yapıyoruz birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi aldım ve içerisinden geçirerek kestim diğer ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum tamam burada kesme işlemimizi bitirdik bir sıra daha bir ters düz yapıp kesip tamamlayacağız 2 ilmeğimi kestim ve tamamladım. Şöyle görelim bakınız. Arkadan örüyorum. Örgümün düz yönünde keserek bitiriyorum. ikinci sırayı kesme işlemi yaparak tamamlıyoruz bir örüyorum diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bir örüp diğerinin içerisinden geçiriyorum ilmeklerimizin tamamını kestikten sonra bir tane zincir çeker gibi ilmeğimi alıyorum ipimi şöyle kesiyorum ve şöyle sıkıştırıyorum Şuradaki başlangıçtaki gevşekliği ise şu şekilde alıp diğer tarafa tutturarak sıkıştırabilirsiniz. İsterseniz bir tığ yardımıyla yapabilirsiniz. Tığınız yoksa şöyle alarak bakın şu şekilde alıp buradaki açıklığı giderebiliriz. Zaten e, ilmek alıp yaka çalışması yaparken kaybolacak ama şu an için görünüşte rahatsızlık vermesin. Evet arkamızı bu şekilde tamamladık. Şimdi önümüzü yok. Silelim. Arkamızı da bu şekilde tamamladık. Yaka işlemlerine artık geçebiliriz. Hem önümüzü hem de arkamızı güzel bir şekilde ördük. Kordon çalışması için iki tarafa açık şişlere ihtiyacımız var. İki tarafa açık şişiniz yoksa şöyle arasında misinası az santim olan şöyle küçük bir misinayla da bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Bunun için öncesinde üç tane ilmeğimizi alıyoruz. 3 ilmek üzere çalışacağız. İki tane ilmeğimi aldım ve üçüncüyü de alıyorum. Buradaki püf noktamız Hepsini düz yönden ördüğümüz için iki şişle de yapımını göstereceğim. Şimdi yapacağımız işlem. 3 tane ilmeğimi aldım. Düğümümü attım. 25-30 santim kadar kordonumuzu çalışmanız yeterli. İlk ilmeğimi örüyorum. Düz. İkinci ilmeğimi yine düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi yine düz örüyorum. İlk başlangıç olduğu için şişimden kaçırdım. Yine kaçırdım. Evet 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bunu diğer uca doğru götürüyorum. Diğer uca götürdüm. Bakınız ip sonda kaldı. Öne doğru öreceğim ve kordonun kıvrımı bu şekilde oluşacak. Buradan yine düz örüyorum. Ters örgü yok. İlk ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 Yine ördüm. 3 tane düzümü ördüm. Diğer tarafa gönderiyorum. İpimiz arkada kalacak. Yine bu yönden örmeye başlıyoruz. Şöyle ipin bu tarafa gelinmesiyle toparlayacak. Birinci ilmeğimi düz. Kesinlikle ters yok burada. Hep düz 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 öreceğiz. 3 tane ilmeğimi ördüm. Çeviriyorum şimdi diğer tarafa doğru hemen. Bu kolay yolu iki ucu açık şişli ya da böyle arası 20 santim kadar olan misinalarla da kolaylıkla örülebilmekte. Yine diğer tarafa yönlendiriyorum. Ve buradan da düz örüyorum. Çorap şişleriyle nasıl yapılacağını da göstermek istiyorum. Hemen buradan örmeye başlayalım. Bakınız 3 tane ilmeğimizi aldığımızı farz ediyoruz. 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2 3 tane düzümü ördüm. 3 düzü ördükten sonra diğer şişimi alıyorum. Diğer şişimi aldıktan sonra takıyorum. Bakınız ilim diğer şişe geçirdim. 1 2 3 Üçünü ördüm. Şimdi bir tanesini geçiriyorum diğer üçünü geçiriyorum tekrar 1 2 3 takıyorum bu tarafa geçiriyorum ikinciyi yarımladım ve devam ediyorum. 1 2 Yani sürekli şiş değiştirmek olacak yoksa farkı olmayacak. Gördüğünüz gibi şişi boşaltıyorum bu tarafa. Yani bu uca gönderme işini sürekli şişi boşaltma şeklinde yapıyoruz. Aslında pek de bir farkı yok sadece bir uçtan bir uca gitmiyoruz da 3 ilmeği çıkarıp sürekli takıyoruz bakın o da gayet muntazam oldu suiterimizin omuzlarından dikimini tamamladım 3 ilmeğimi 25 santim olana kadar ördüm şimdi elime tığımı aldım yakamızın böyle tuttuğumuz zaman kendimizden olan tarafından örmeye başlayacağız öncesinde iki tane ilmeğimi tığımla örüyorum üçüncü ilmeğimi örmüyorum birinci ilmeğimi tığımla ördüm tığıma geçirdim İkinci ilmeğimi yine tığıma geçirdim. Üçüncü ilmeğimi ise örmeden tığıma alıyorum. Ve e, buradaki şişimize işimiz tamam oluyor. İkisini ördüm. Üçüncüyü örmedim. Şimdi e, süviterimizden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Uç kısmından şöyle bir ilmeğimi çıkarıyorum. Dört tane ilmeğim oldu. Çıkarmış olduğum ilmeği örmediğim ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve bunu da yeni çıkardığımız ilmekle hiç örmediğimiz ilmeğimizin arasından örerek buraya bağlıyorum ilk ilmeğimizi bağladık ve yine şişten yardım alıyoruz ve bu üç ilmeğimizi şişimize geçiriyoruz tığımı elime alıyorum 2 ilmeğimi örüyorum. 3. örmüyorum bakınız. 1 2 3. örmeden tığıma geçiriyorum ve bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu çıkarmış olduğum ilmeği örmeden aldığım ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi şişime geçiriyorum ki burada yuvarlanmayı sağlayacağız. Şişime geçiriyorum ve ilk ikisini örüyorum. Birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. Üçüncüyü örmeden yine tığıma geçirdim ve bir tane daha ilmeği buradan çıkarıyorum. İlmeğimin içerisinden örmediğimi şöyle geçiriyorum. Üç tane ilmeğim olduğu zaman üçünü birlikte diğer şişime aktarıyorum ve arkadan şöyle kıvrılmasını sağlayacak hareketimi yapıyorum. İpim arkada kıvrılmasını bakın bu sağlıyor birinci ilmeğimi örüyorum ikinci ilmeğimi örüyorum üçüncü örmeden tığımı alıyorum ve yeniden biraz ileriye geçip bir tane daha ilmek çıkarıyorum çıkarmış olduğum ilmekle üçüncü örmediğim ilmeğimi örüyorum üç ilmeğim olduğu zaman hemen şişime şöyle elinize küçük olacak bir şiş çorap şişleri Misinal hangisi olursa. Ve şimdi ipim bakınız burada 3 ilmeğim var. İlk 2'yi örüyorum. 1 ve 2 3. örmeden tığımı alıyorum ve bir tane ilerleyerek ilmeğimi çıkarıyorum. İlmeğimi çıkardığımda örmeden aldığımı örüyorum. 3 ilmeğe kalınca şişime geçiriyorum. 3 ilmeğimi. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ipim arkada. İlk iki ilmeğimi tığımla örüyorum. Bir, iki, üçüncüyü örmeden tığıma geçiriyorum. Ve şöyle biraz ilerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Yakayı da topluyoruz aynı zamanda. Bakınız ilmeğimi örmediğim ilmeğin içerisinden geçirdim. Ve şişime üç ilmeğimi takıyorum. İlk ikiyi örüyorum. İlk ikiyi örüyorum. Birinciyi ve ikinciyi ördüm. Üçüncüyü örmeden tığıma aldım. Biraz ileri el doğru gidip ilmeğimi çıkarıp örmediğimin içinden geçiyorum ve üçünü şişime takıyorum. Ve bütün çevreyi toparlayarak yani e, süveterimize şöyle güzel bir geçiş vererek örüyoruz. İlk ikiyi ördüm. Üçüncüyü örmeden aktarıyorum. Yeni ilmek çıkarıyorum. Yeni ilmekle örmediğimi örüyorum. Aynı burada kordonumuzun devamı şeklinde ilerliyoruz. Uç kısma kadar yani şu kısma kadar örerek gelelim. Sıramızı tamamladım. Üçer üçer örerek geldim. Diğer önümüzün bulunduğu noktadayım. Üç tane ilmeğimiz yine tığımızda şöyle alıyorum. Üç ilmeğimi tığımda zaten örerek gelmiştim şimdi burada yine aşağıya kadar aynı şekilde örüyoruz diğer şişimi alıyorum İki tarafı açık şişime bu kısmı 3 ilmeğimi takıyorum ilmeğimin üçünü şişime geçirdim şimdi ipim arka tarafta buradan alıyorum önden örüyorum üçünü de örüyorum 2 ve 3 şimdi diğer tarafa doğru çekiyorum bu kısımdan da yine aynı e, bağlı olmadan ördüğümüz gibi örüyoruz ipimi yine bakınız sonda bu kısmı alıyorum 1 2 ve 3 üç. 3'ünü örüyorum sonra şişimi diğer tarafa doğru ucunu alıyorum ipimi öne alıyorum çorap şişleriyle yapabilirsiniz diğeriyle aynı ölçü olana kadar bağcığımızı örelim diğeriyle aynı olsun kordonumu uç kısma kadar örerek geldim ve şimdi tığımı taktım kesiyor hepsini aynı anda çektim ve kestim şöyle kapadım bu kalan ipi güzelce sıkıştırıp biraz da içine geçirelim ve yakamıza şöyle bir göz atalım bakınız bir tanesiyle ilmek çıkarıp bir ilmeğimizi ördük bir ilmeğimizi bakın çıkarıp ördük bütün kordonlarımızı yakamızda tertemiz örerek tamamladık gayet güzel oldu önünde ise diğer kordonumun uzunluğu kadar kordonumu da çalıştım Kolumuzun bir tanesinin kenar çalışmasını ben yaptım. Aynı başlangıçta olduğu gibi haroşa ile başlamıştım. Başlangıçta kolumu da yine haroşa ile ördüm. 4 tane e, diş ördüm. Ve her iki bölümden önden ve arkadan 26 ilmek çıkardım. Ve şöyle görün bakın ne kadar güzel oldu. Herhangi bir şekilde fazla da olmadı az da olmadı. Tabii sizin ölçünüz fazlaysa ona göre ilmeklerimizi toparlayabilirsiniz. Şimdi diğer kolumuzdaki ilmekleri birlikte toparlayalım ve ilmeğimi almaya başlıyorum. Bütün ilmeklerden birer birer çıkardığımız zaman biraz fazla olacaktır. Onun için aralıklarla yapacağız. Hemen bakınız dibindekine batıyorum. İkinci ilmeğimi çıkarıyorum. Başlangıçta birkaç ilmek zorlayabilir. Biraz ileri geçiyorum. Üçüncü ilmeğim. Hemen yanına batmıyorum. Bir ilerisine dördüncü ilmeği dönüşteyim, mailini veriyoruz güzel güzel kesme işlemimize uygun olarak çok içten veya çok dıştan almıyoruz geçişe göre mailimizi vererek devam ediyoruz 2 4 6 7 oldu bakın aralıklı 8 şimdi yukarıya çıkarken de hep aynı çizgiye batalım Bakınız bir ileri bir geri batmayalım 9 Gördüğünüz gibi kayabiliyor. 10 11 hep aynı noktadayım. 12 13 atlıyorum bakınız. 14 15 16 17 17 ilmeğim oldu. 18 19 20 21 22 23 aynı yerden 24 25 ve 26 şu ortaya bir tane de batıp olabilirsiniz. Yani ortanın diğer tarafına geçtim. Yani hangisinden yakın girebilirsiniz. 27 bu tam orta için olsun. 26 ilmeğimi bu şekilde aldım. 26 ilmek de diğer taraftan alalım. Bir tane de ortadaki diye sayıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde alalım. Şuradan itibaren 26 ilmek daha sayalım ilmeklerimi almaya devam ettim ve ön kısmımda da yine 26 tane ilmeğimi aldım Buradan 26 gelmiştim bir ilmekte orta diye koyduk 26 da diğer taraf eğer eliniz sıkıysa ya da ipiniz ince şişiniz de ince ise 31 taraftan 31 taraftan bu ölçülerimiz için idealdir Evet şimdi arkasından düz örmeye başlıyorum ve düz 4 diş haroşa olana kadar düz bir şekilde örüyorum arkasını çeviriyorum İlk ilmeğimi düz örüyorum. Burada ilk başlattığım için diğer ilmeklerimi de düz örerek ilerliyorum. Önden ve arkadan düz örüyoruz. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi kesmeye başlayabilirim. Kesme işlemini de bir tane ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum ve kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum kesiyorum. Yine birer birer önce örüyorum, daha sonra diğer ilmeğimin içerisinden geçirerek kesme işlemimi tamamlıyorum. 4 iş haroşamızı keserek tamamladım. İpimi de şöyle uzun kestim. Şimdi arkasını çeviriyorum ve uçtan en yakın yerlerinden yaklaştırarak isterseniz tığla, isterseniz iğneyle dikiş işlemini yapıyoruz. Ben şu şekilde bakınız tığ ile yapmak istiyorum. En uç noktasına gelip batıyorum. İpimi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Ve uç kısımlarından katlardan alıyorum. Sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Kattan alıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Her iki ilmeğimizi çıktığımız yerdeyiz. Elimizde düzelterek bu şekilde aşağıya doğru inelim. Umarım sizler de bu güzel çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.